ve Ali Koç'un yönetimine giren Acun Ilıcalı, TV100'de canlı yayında büyük müjdeler verdiği gibi Aziz Yıldırım'ı da çıldırttı. Yöneticiliğin hakkını verdi. Konuşmasında Ali Koç oyuncular ile imza atılmadan konuşmuyor. Biz şu anda ciddi dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Hocamız onay verdiği takdirde bu transferleri bitirmek için hemen harekete geçeceğiz. Transfer listemizde Karim Benzema yok. Sosyal medyada dolaşan isimlerle ilgilenmiyoruz ama taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Büyük isimlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Başkanımızın kafasında çok başka bir şey var. Yeni bir Fenerbahçe var diyebilirim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı. İçinde bir şey yaşıyor olabilir. Aziz Yıldırım döneminde 600 milyon euro zarara uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 milyon euro batır. Sonra gel ve yeniden başkanlık yap. Bir de üstüme devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti. İnsanlar böyle bir insan görmek istemiyor. İlk başta Mourinho ile görüşen Mario Branco. Branco ile görüştükten sonra Aziz Yıldırım gidip kazanmak için sert bir teklif yapıyor. Karşımızda anlaşmaya hazır bir hoca vardı. Fenerbahçelilerin şunu anlaması lazım. Fenerbahçe global bir isim aldı. Mourinho Galatasaray maçını izlemiş ve bu takım çok iyi dedi bize. Bu oyuncuların çıkacağı noktanın farklı olacağını söyledi ancak tabii ki de transfer istiyor. Jose Mourinho'nun hedefi Süper Lig'den çok Avrupa'da başarılı olmak. Ben Mourinho ile görüşmeye gittiğimde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Partizan'ı araştırmaya, analiz etmeye başladım demişti. Görüşmeye gittiğimizde Aziz Yıldırım'dan yüksek bir teklif aldığını ancak bunu pazarlık kozu olarak kullanmayacağını söyledi ve böylece beni de büyülemişti. Ben, Jose Mourinho, Mario Branco, Ahmet Tetenci ve Ali Koç beraber futbol bölümünü sırtlayacağız dedi.